Depremde en büyük yarayı alan Hatay. Halk yıkık şehri terk ediyor. Hala terk edişler devam ediyor. Depremzedeler hasarlı evlerden kurtarabildikleri ne varsa o eşyaları alıp yollara düşüyorlar. Önce Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem vurdu Hatay'ı. Sonra depremin merkez üssü oldu. 6.4 ile bir kez daha yıkıldı. Hataylılar başka şehirlere gidiyor. Üst üste yaşanan depremlerle büyük korku yaşayan Hataylılar artık şehri terk etmeye başladı. İşte o ailelerden biri evleri ağır hasar görmüştü ve şu anda kapı önüne daha önce çıkarttıkları eşyaları yükleyerek buradan gidiyorlar. Kimi nakliye firmalarıyla anlaşıp çıkardı eşyalarını, kimi kendi imkanlarıyla. Son deprem ayakta kalan binaları da yıktı. Şehrin neredeyse tamamı artık yok. Evsiz kalanlar, yakınlarını kaybedenler yollara düştü. Kalanlarsa diken üstünde. Bugün 18. gün dedik ama günler geçse, aylar, yıllar geçse de bu acı tabii ki dinmeyecek. Özellikle bölge halkı açısından büyük bir felaket yaşadı Türkiye. Yüzyılın, asrın felaketini yaşadı. Ve Malatya'da Maraş merkezi depremlerden etkilenen noktalardan, şehirlerden biri. Polis ekipleri deprem olur olmaz harekete geçti. Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin telsiz konuşması ve MOBESE kameralarına yansıyan anlar gelecek ekrana. Anlaşıldı, tamam. Bu Pırlanta Otel yanındaki binada bir şahsı kendi imkanlarımızla çıkardı. Beyanlarına göre çok sayıda vatandaş olduğunu belirtiyorlar. Binalar yerle bir oldu. MOBESE görüntüleri ve polis telsiziyle felaketin vahameti bir kez daha görüldü. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Malatya'da polis ekipleri felaketin ilk anlarından itibaren teyakkuza geçti. 33 10 merkez. Emirlerinizi dinliyorum Sayın Müdür. Anlaşıldı. İvedi tüm trafik personeli görev yerlerine alsın. Birazdan araçlardan ulaşım engeli olur ve herkes tüm personeli de uyandırın. Uyan varsa herkes acil durum konumuna geçsin. Ayrıca binalarımızda bildirilen herhangi bir şey var mı ilçe ve merkezde? Anlaşıldı Sayın Müdürüm. Şu an için merkez binalarda herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Bilginiz olsun. Ayrıca trafik ekiplerine de emrinizi iletiyorum. Ayrıca birim amirlerimiz, tüm personelimizi görevleri başına çağıralım. Tüm personelimiz görev başına intikal için sayın 33'ün emirleridir. Uyuyan kimse kalmamıştı. Depremin sesi, sarsıntısı, acısı 11 ili ve tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Ekipler tek tek bildirdi. Binlerce bina yıkılmıştı. Bir bina da yıkılmış efendim. 75-156 merkez efendim. Tevfik Caddesi Çarşı Market karşısı bina yıkılmış efendim. Bilginiz olsun. Mehmet Buyruk Caddesi kışla yine kışlası karşısı bir bina yıkılmış efendim. Görüntülerle Malatya'nın şehir merkezi ve ilçelerinde felaketin ne denli büyük olduğu gözler önüne serildi. Bir şahsı kendi imkanlarımızla çıkardık. Beyanlarına göre çok...